Günaydın herkese, merhaba. İyi bir gün diliyorum sizlere. Bugün Cuma. En güzel günlerden biri Cuma günü. Çünkü çalışan kesimin merakla, heyecanla ve böyle dört gözle beklediği bir günden bahsediyoruz. Bazıları da tabii cumartesi, yani haftada iki gün izin yapacaklar için o güzel bir şey. Onu kastettim. Kimileri de cumartesini bekliyor. Hoş geldiniz bir kez daha. Şimdi böyle sizden önce, yayından önce şeye bakıyorum, yazışmalara. Orada sözlüde bazı engellemeler olduğunu filan söylüyorsunuz. Merak ettim. Hatta Ahmet'le de yayın öncesi konuştuk. Yani YouTube'da mı yapılıyor bu engelleme? Ne, yorumlarda mı yapılıyor? Neyin engellemesi yapılıyor? Mesela Erdoğan yazdım diye beni engellediler demiş birisi. Nermin Hanım demiş herhalde, veya artık kim, tam kaçırdım orayı. Yani onu ben bileyim, en azından konuşayım sözcüğüyle. Yani eğer tabii içinde hakaret vari bir şeyler varsa mutlaka ben de burada engelliyorum, Ahmet de engelliyor, orada demeyiz. Ama sözcüde ben öyle bir şeyin olacağını tahmin etmiyorum. Tabii yazarsanız sevinirim, ne olduğunu da bir tam olarak anlayayım. Ve sizlerle de bunun sonucunu paylaşayım. Ama ben bugün yine konuşurum tabii ki moderatörle. Fatih Bey anlamamış olayı. Ha, ben anlamadım olayı. Yine yazarsanız severim. Hakaret çok eden oluyor Fatih. Onu görüyorum karşılıklı olarak. Mümkün olduğunca o hakaret edenleri burada ve orada engellemeye çalışıyoruz. Ama onlar tekrar başka isimler adı altında tekrar giriş yapabiliyorlar. Biz de anlamadık ne olduğunu demiş. Yani böyle bir hakaret konusu olursa bana bildirin de ben de bir kez daha konuşacağım. Çünkü öyle yani bariz, onur kırıcı, böyle hakaret edici, kişisel haklara saldırı olmadıktan sonra insanlar orada istedikleri yorumu yapabilirler. Yani biz o hoşgörüdeyiz. Burada da zaten o hoşgörüyü yansıtmaya çalışıyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz. Bugün 8 Aralık günlerden Cuma. Aralığında işte bitmesine aşağı yukarı bir 23 gün kaldı. 23 gün sonra yeni bir yıla, 2024'e gireceğiz. Yani umarım 2023'ten daha iyi olsun. Yani daha iyi geçmesini ise, kötü geçmesin. Ve öyle değil, 2023'ten daha kötü olmasın. Çünkü kötü bir yıl geçirdik 2023 olarak. 2024'te daha kötü bir yıl dilemiyorum. Daha olumlulukların olduğu, mutlulukların olduğu, yüzlerin güldüğü, hakların yenmediği, emeğin karşılığının görüldüğü bir yıl olması dileğiyle diyelim. Bugün Efso görünüyorsun demiş Buket. Teşekkür ederim. Efso. Güno diyorum bir kez daha herkese. Sosyal medya diliyle de ara ara konuşmak gerekiyor tabii ki. Çok rahatsız olanlar varsa dava açsınlar demiş. Tişört yakışmış demiş Yakup Bey. Teşekkür ederim. Ben tişört giymeyi seviyorum. Hoşuma gidiyor. Gömlekten daha ziyade. Yaz kış bile tişörtle idare edebilirim. Geldik bugün günün sözüyle başlayalım. Günün sözünde ne var diyecek olursanız. Günün sözünde Şems Tebrizi'nin sözü var. Biz onu çok alıyoruz. Şems Tebrizi'nin sözlerini çok paylaşıyoruz sizlerle. Mevlana'nın sözlerini çok paylaşıyoruz sizlerle. Şöyle demiş Tebrizi, okuyarak öğreneceksin ama severek anlayacaksın. Güzel bir söz. Benim hoşuma gitti. Ahmet'in de hoşuna gitti. Hatta sabahleyin abi dedi, güzel bir sözmüş bu ya dedi. Keyifli bir söz. Yani çok şey anlatan bir söz. Evet, yani neticede bunlar yalayıp yutmuş adamlar. Yani bunlar kitapları indirmiş, hatim etmiş insanlar. Bunlar dünyayı görmüş insanlar. Kendi çevrelerinde. Tabii ki öyle şimdi bizimki kadar böyle şey değil ama ulaşım kolay değil ama bulundukları coğrafyada çok şeyi özümsemiş insanlar. Ve bu insanların sözleri alim. Heh, bravo. Alim dediğimiz kişiler ve alim dediğimiz bu kişilerin bu sözleri de hayata yol veriyor. Okuyarak öğreneceksin ama severek anlayacaksın diyor. Bir gönül insanı Şems Tebrizi. Güzel bir söz demiş. Ben de aynen katılıyorum. Günaydın Fatih Bey. Anketin başlığı okunmuyor. Yani soruyu okumaktan da sıkıldım. Popüler mesajlarda değil. Canlı mesajlara bakalım. Ahmet beni öyle yönlendiriyor. Ben de sizi öyle yönlendiriyorum. Geldik günün anketine. Günün anketi böyle mesajlar geliyor şimdi. Ana Muhalefet Partisi'nin bazı örgütlerinden, bazı işte kişilerinden, bazı yerlerinden, illerinden, ilçelerinden vesaire vesaire. Birçok partiden geliyor. Onu da size söyleyeyim bu arada. İyi Parti'den geliyor. Hatta AK Parti'den bile geliyor yani. Şimdi geldik. Soru şu. Özgür Özel yeniden
daha doğrusu bu partinin başına geldi ya, genel başkan olarak ön seçim kararı verdi. Ön seçim yapacağız dedi. Böyle bir niyet ortaya koydu. Ama, aması var. Maalesef amayla başlayan cümleler olumsuzluk içerir. Genel başkan değiştiren CHP'de denildiği gibi şeffaf ön seçimler yapılır mı? Düşünceniz ne? Şöyle bir baktık. 206 kişi oy kullanmış. %39 birkaç göstermelik olur demiş. %26 umudum yok gibi demiş. %21 söz verdiler yaparlar demiş. Yine yöneticiler atar %14. Yani inanç, yeni genel başkanın Özgür Özel'in o sözüne inanan insanların oranı 206 kişi arasında sadece %21. Yani şu anda hala kafalarda soru var, soru işareti var. Birazdan zaten siyaset konusuna girdiğimizde bu konuya özellikle değineceğimiz başlıklar arasında yer alacak anketteki bir soru. Manşete gelelim. Manşet bence dikkat etmemiz gereken ve ne olduğunu henüz daha anlayamadığımız bir hastalık türü. Gizemli hastalık diyorlar buna ve gizemli hastalığın durdurulamadığını söylüyorlar. Geçen gün de bahsetmiştim. Çin'de okullarda başlıyordu, Kuzey Çin'de. Pnömoninin belirtileri neler? Diyeceksiniz ki pnömoni ne ya? Aslında zatüre demek. Pnömoninin belirtileri neler? Aslında zatürenin belirtileri neler? Yeni bir çeşit değiştirmiş, varyasyona uğramış veya ne bileyim mutasyona uğramış pardon bir zatüre çeşidinden bahsediliyor. Ama belirtileri gerçekten bir zatüre başlangıcı gibi. Ne var ki sonunun nereye götürüleceğini tam olarak, sonunun sizi eğer yakalandığınızda nereye götüreceğini tam olarak bilmiyoruz. Bugün bu haberi işleyelim dedik. En azından bununla ilgili daha duyarlı olalım. Pnömoniyle ilgili daha duyarlı olabiliriz diye. Az sonra bu hastalıkla ilgili, gizemli hastalıkla ilgili nelerin yapılabileceği, belirtileri neler olduğunu paylaşacağım. Dünyanın hangi ülkelerinde görülmeye başlandı, nerelerde tehlikeli boyutlara ulaştı onu birazdan göreceğim. Yine soruyu göremedim demiş, cevap verdim. Merhaba günaydınlar demiş, neden Çin'den çıkıyor bunlar demiş. Vallahi onun da sebebini bilmiyorum. Evet, şöyle bir baktığımızda bu da Çin menşeli bir hastalık gibi görünüyor. Eğer Flo'da hazırsanız, şöyle bir sizinle selamlaşalım. Nereden yazıyorsunuz? Ama hava durumunu da yazarsanız, bugünlerde hava dünyanın her yerinde soğuk, da her yönde değil de işte bizim bulunduğumuz yarı kürede soğuk ve bizim ülkemizde de soğuk. Bize yakın coğrafyalarda da özellikle batımızda ve kuzeyimizde soğuklar var. Lütfen yazarsanız sevinirim. Onları da bir öğrenmiş oluruz. Geldik Rostock, değil mi burası Ahmet? Bak Rostock'u artık ben yani cadde cadde neredeyse öğrendik Rostock'u. Sayın Bey gönderdi bunu. Teşekkür ediyoruz. Kapaklı'dan Türkan Hanım, Edirne Uzunköprü'den bir arkadaşımız göndermiş. Fatih Bey, İstanbul hava soğuk ve yağmurlu. Evet, şöyle bir dışarı bakıyorum. Kuzey'den geliyor, Poyraz geliyor ve o Poyraz da havayı serinletti, yağmurlu. Güldeniko İzmir'den. Güzel İzmir'im benim, canım İzmir'im benim. Çok severim İzmir'imi. Gerçekten çok seviyorum bu kenti ve bir İzmirli olmaktan çok keyif alıyorum ya. Yani her insan tabii yaşadığı kenti sever ama ben bayılıyorum bu kente ya, İzmir'e. Gerçekten bayılıyorum. Ha diyebilirsin ya, o kadar sorunu var, bu kadar sorunu var, işte sorunlar halledilememiş, iyi yönetilmemiş, şöyleymiş, böyleymiş. Umurumda bile değil. Ben çok seviyorum bu kenti. Yani çocukluğum, bebekliğimden itibaren oradayım. Ben Güzelyalı çocuğum, Göztepe çocuğuyum. Yüz sokakta otururduk biz. Sadık Bey durağı. Ondan sonra meşhur Sadık Bey durağı. İzmir'e geldiğinizde herkes bilir. Deyin öyle. Tam Hatay Caddesi ile aşağıda Mithatpaşa Caddesi'nin arasında böyle yokuşlu bir yoldu. Orada bir apartmandı. 30 sene kadar orada oturdu bizimkiler. Ondan sonra gençliğim, bebekliğim, çocukluğum, gençliğim hep o Güzelyalı'da geçti. Hakimiyeti Milliye İlkokulu'nda okudum. Harika bir okuldu. O dönemin en iyi okullarından biriydi. Bahis Anar İlkokul öğretmenimdi. Allah rahmet eylesin. Efendime söyleyeyim, gittim Güzelyalı Ortaokulu'nda okudum. Ondan sonra İzmir Atatürk Lisesi'nde okudum. Ya bayılıyorum ben bu kente ya. Çok seviyorum. Melbourne yağmurlu 34 demiş. Zürih'ten selam, yağmurlu 4 derece demiş. Kapaklı yağmurlu bir hava, insanın şiir yazası geliyor. Nurşen Hanım. Ay var demek ki böyle bilgileriniz. Evet. Yazabilmek çok önemli. Duyguları ifade edebilmek çok önemli. Nisa Hanım Atakum'dan, herhalde Atakum muydu? Bir bakayım yanlış olmasın. Heh, Nisa Abdullah Atakum'dan selamlar. Havalar bulutlu ama neşeler Efso demiş. Allah bozmasın diyelim.
Yine gelen mesajlarda 40 çocukluğumuz hayatımız İzmir'de geçti. Güzeldir demiş. Ya kimileri beğenmez etmez ama ben çok severim. Marmaris Orhaniye'den günaydın demiş. Orhaniye'ye selamlar. Soğuk bir Frankfurt sabahından herkese günaydın demiş. Hayırlı yayınlar demiş. İsviçre'den günaydın diyor Yakup Bey. Vay, İsviçre'ye güzel kar yağdı. Önümüzdeki hafta belki İstanbul'a kar yağabilir diyorlar. Ama tabii bu kuzey yasıyor gene. Poyraz var ama tabii derecenin de düşmesi gerekiyor. Soğuk bir Beşiktaş sabahından günaydın. Günaydın. Bu arada Beşiktaşlılarla Fenerbahçelilerin yarın maçı var. Karşı karşıya gelecekler iki takım ve taraftarları da tabii ki takımlarını destekleyecekler. Biletler bir dakika içerisinde tükenmiş. Bir dakika. İyi günler, Malezya'dan selamlar demiş. Hava kapalı, yağmurlu, Kaliforniya'dan kucak dolusu selamlar. Size de kucak dolusu selamlar. Lütfen ankete de cevap verin, olur mu? Güzel bir anket sorumuz var. Çünkü bu işin peşini bırakmamak gerekiyor. Yani ben gerçekten artık şöyle bir kafadayım arkadaşlar. Yani evet, değişim istiyorum ama hiçbir partiye angaje değilim. Ondan önce de hiçbir partiye angaje değildim. Farklı farklı partilere de oy vermişliğim var. Ama değişim mutlak olmasını istiyordum. Şimdi değişim mutlak olsun diye beni kandırmalarına artık müsaade etmiyor. O kafadayım. Ha, kazanamamışlar, alamamışlar, edememişler, karalar filan bağlamıyorum. Öyle bağladığım da yoktu da. Ama tabii mod biraz düşerdi. Yine mi bu zihniyet bizi yönetecek? Ya muhalefet yine başaramadı. Ya arkadaş, nasıl insan bunlar? Böyle kötü durumda böyle sonuçlar nasıl alınabilir? Niçin iktidara gelemez bu muhalefet partileri diye düşünürdük. Birkaç gün böyle evet psikolojimiz böyle yerle bir olabilirdi. Değişim olacağına inandığım için. Şimdi artık hiç o kafada değil. Yerel seçimde de öyle. Ha, kazanmış kazanmamış. Ne yapalım arkadaş? Yapamamışsınız demek. Yani artık kafayı düzelttim. Kafam o kadar net ki, net o kadar berrak ki. Ha, değişime hala inanan insanlardanım. Kimi yerlerde de özellikle yerel seçimde statükonun değişmesini isteyen insanlardanım. Çünkü giden bir önceki seçimde statüko Erdoğan zihniyetiydi, AKP zihniyetiydi. Şimdiki Mansur, işte İmamoğlu, diğer yerler vesaire 11 büyük kentte bu değişimin olması bence emniyet subabı gibi. Türkiye'de emniyet subabı olarak görüyorum. Umarım devam eder ama etmezse de ne yapayım yani, dünyanın sonu değil ki. Bu kafa değil. Bu kafaya eriştim sonunda. Meral Hanım son anda dönecek diyorlar. Yapar mı? Hayır. Bence artık dönmez. Dönerse evine dönsün zaten yani. Kararından dönmesin, evine dönsün öyle bir karar verecek olursa. Duydum. Çin'e belediye başkanımızı kaybettik Fatih abi. İyi yayınlar. Duydum Bahri Bey. Duydum Bahri. Çin'e belediye başkanı da bizim Atatürk Lisesi'nden. Kendisiyle ben hiç tanışmadım. Ama Atatürk Liseli olduğunu bilirdim. Başarılı da bir insan olduğu söylenirdi. Çin'e belediye başkanı. Evet, Enver Salih Dinçer. Enver Salih Dinçer. Allah rahmet eylesin. İşte mekanı cennet olsun, ailesine de sabırlar diliyorum. Kolay değil yani. Bizim yaşlarda bir arkadaşımızdı. Atatürk Liseli'ydi o da. Atatürk Liseliler birbirine çok bağlıdır. İzmir Atatürk Liseli. 110 mi? 111 mi? 1888. Bir 2024'ten 2024'ten sana söylemeyeyim de kendime. -1888. 136 yıllık bir okul. Ya. Ya. Ben işte böyle bir liseden diyorum. Bak, ben hiç üniversitemi söylemem. Tamam, üniversitem değil bir üniversite. İstanbul Üniversitesi. O da eski bir üniversite. Ama lisem 136 yıllık bir üniversite. Milli mücadeleye insan göndermiş. Ya. Milli mücadeleye insan göndermiş. Atatürk'ün hani bir meşhur fotoğrafı vardır ya, Ahmet bulabilir misin? Kara tahta önünde öğrencilere bir şey yazar. O İzmir Atatürk Lisesi'ydi. Bak, tüylerim diken diken oldu tüylerim ya. İzmir Atatürk Lisesi'nin eski binasıdır o. Şimdi yönetim binası olarak kullanılır. O İzmir Atatürk Lisesi'nde çekilmişti yıllar önce. Ben öyle bir liseden mezunum. Evet, geldik. Bir devam edelim. Flood'u da yaptık. Hadi bakalım. Yine mi, yeni mi anladınız diye bir soru soruyoruz. Bunu kime soruyoruz diyecek olursanız İsrail yönetimine soruyoruz. Yeni anlamış. Daha doğrusu Amerikan yönetimine soruyoruz. Yeni anlamışlar gördüğüm kadarıyla. Blinken var ya, ABD'nin dışişleri bakanı. Sivilleri koruma niyetiyle Gazze'de yaşanan gerçeklik birbirinden çok farklı diyor. İsrail yönetimini uyarmış. Günaydın diyoruz bizlere. Yani sen şimdiye kadar 17 bin kişiyi katlet, 8 bine yakın çocuk, 5 bine yakın kadını katlet, sayıları ortalama veriyorum.
ve ondan sonra da bunların hiç görmemezlikten gel, okulları vur, hastaneleri vur, yani hastane tedavilerin yapıldığı, yani bunu cavur yapmaz, yani cavur diyoruz ya, kötü, en kötü anlamda cavur yapmaz bunu ya. İnsanlık dışı demek, yani benim burada kullandığım cavur kelimesi, bunu insan olan yapmaz. Ve Blinken'ın açıklaması, sivilleri koruma niyetiyle Gazze'de yaşanan gerçeklik arasında çok fark var diyor. Ve günaydın diyorum sizlere, ama İsrail yönetimi de yaptıklarından geri durmuyor. Bugün Cuma, Batı Şeria'da Kudüs'ün bugün çok gergin olacağı söyleniyor. Bugün çok gergin olacağı söyleniyor. İşte 1-2 saat içerisinde bunu da görmüş olacağız. Geldik yine nereden bir bakayım diye gideyim diyecek olursanız. Şuradan gideyim. AYM kararı. AYM dün Anayasa Mahkemesi dün çok önemli bir karar verdi. Örgüt üye, şöyle bir ifade vardı. Bir kişiyle ilgili. Mesela beni aldılar diyelim. Benim örgüt üyeliğimi kanıtlayamadı. Böyle şey yapamadı, söyleyiver bana, somut bir delil, maddi bir delil bulamadı. Ama şöyle bir ifade kullanılabiliyordu bizim yargımızda. Örgüt üyesi olmadan, teşekkür ederim, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek. Hayda, yani saçma sapan bir şeydi bu. Ve birçok insan da kurunun yanında yaşta bu şekilde içeri atılıyordu. Bu aslında savcıların birilerine taktıysa eğer, birilerinden bir telkin aldıysa eğer, birilerini içeri atın dendiyse eğer, başvurdukları yegane yöntemlerden bir tanesi. Bir örgüte, FETÖ'dür, PKK olur, DHKPC olur, o olur, bu olur, şu olur, IŞİD olur. Tamam, hiç önemli değil. Ona üye olmamakla birlikte ama onun adına taşeron niyetiyle suç işleme. İşte bu, böyle bir şey yok tabii ki, yani böyle bir şey yok. Şimdi Anayasa Mahkemesi bunu şey yaptı, iptal etti bu hükmü. Şimdi aslında işin tuhaf tarafı, bizim taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var ya, bu kararı Türkiye için 2017'de vermişti. 2017'de demişti ki Türkiye, ey Türkiye, bak senin böyle 220'ye 6. madden var. Bu madde örgüt üyesi olmadan örgüt üyesi adına suç işlemek gibi tuhaf, garabet, hukuk dışı bir şey. Sen bunu kaldır demişti. Sen bunu kaldır demişti. Türkiye bunu ancak 6 yıl sonra kaldırdı. AYM buna 6 yıl önce işaret etmişti. Evet, bravo Ahmet, bravo Ahmet. Tam dilimin üstündeki kelimeyi küt diye aldın. Ahmet diyor ki 6 yıldır demek ki bu ülkede haksız yere de yatan insanlar varmış. Vardır, olabilir. Evet Ahmet, var. Maalesef var. Yani siz eğer bunu Anayasa Mahkemesi, özür dilerim, İnsan Hakları Mahkemesi 2007'de bu kararı verdiyse, siz 2007'de bu kararı hemen uygulasaydınız, bugün cezaevlerinde birçok insan belki bu maddenin, bu hükümden dolayı, bu madde, kanunun bu hükmünden dolayı ceza almayacaktır. Şimdi bir de 220'ye 7 var. 220'ye 6 bu. Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme. Şimdi buna en çok konuşulanlardan bir tanesi Ogün Samaz. Ogün Samaz şimdi bu suçla birlikte aslında tekrar hakim önüne çıkmıştı 2 gün önce. Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek. Ama burada bariz bir şekilde Ogün Samaz'ı bununla kıyaslayamazsınız. Çünkü Ogün Samaz silahı eline almış, öldürmüş adam. Silahı eline almış ve öldürmüş. Bizzat öldürmüş. Kişiden bahsediyoruz. Katil kişiden bahsediyoruz. O yaşlarda çocuk olmasaydı, 17 yaşında olmasaydı çocuk mahkemesinde yatmayacaktı. Ve daha 2040'lara kadar da cezaevinde kalacaktı. Kimileri işte acaba Ogün Samaz bu maddeden faydalanacak mı, faydalanmayacak mı gibilerinden şey yapıyor. Kimse Ogün Samaz eline bu silahı zorla vermedi. Ve evet, bir şekilde çocuk mahkemesinde yargılandı. Şimdi yeni bir suç bulunmaya çalışılıyor Ogün Samaz için veya yeni bir suç isnat ediliyor kendisine. İsnat edilen suç da buydu ama bu hüküm iptal edildikten sonra Ogün Samaz için ne yapılacak? Ogün Samaz için bu geçerli midir? Çünkü kadük kalmış oluyor bu sefer de Ogün Samaz'ın mahkeme önüne çıkması. Ama vicdanda rahatsızlık duruyor. Bu adam bilerek ve isteyerek işledi bu cinayeti. Cezaevinde de yapmış olduğu birçok suçlar vardı. Bilerek ve isteyerek işlemiş, pişmanlık da duymamış bu kişi çocuk yaşından faydalanarak şu anda dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşıyorsa bu beni vicdanen rahatsız ediyor. Tabii bu karar Ogün Samaz davasına, dosyasına nasıl işleyecek onu da görmüş olacağız. Bir taraftan evet diyoruz kaldırıldı ama diğer taraftan da göz göre göre katil önünde ve elini kolunu sallaya sallaya da dolaşacak dışarıda.
Bu böyle. Bir de bunun 226'sı var. 226'sı da o da saçma bir şey. Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etmek. Bu suç işlemek. Bu şimdi bu hüküm iptal edildi. Herhalde Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına savcılar bundan sonra uyacaktır diye tahmin ediyorum ben. Yani çok dikkate alınmıyor bugünlerde Anayasa Mahkemesi'nin kararları ama bunu alırlar diye tahmin ediyorum. 220'ye 7 de Anayasa Mahkemesi'nin önünde örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım etmek. Bu tabii ne zaman görüşülür Anayasa Mahkemesi de onu bilmiyorum. Yani düşünsenize bu 6 yıl önce Ogün Samastı belki de bu yardım etmenin içerisine belki sokacaklar bilemiyorum. Ama burada da yani saçmalık var örgüt üyesi olmamakla birlikte yardım etmek. Onlarca insan yüzlerce insan haksız yere belki de içeride kaldı içeride kalıyor. Şimdi 220'ye 6 Anayasa Mahkemesi 6 yıl sonra bunu iptal ettiğine göre herhalde 220'ye 7 ne zaman iptal edilir onun da cezasını onun da kararını siz verin diyorum. Kaşın üstünde göz var hukuk kuralı demiş. Kanun geriye işlemez yalnız demiş. Ha, bu da kanun geriye işlemez doğru haklısınız. 4 ay sonra yürürlüğe girecek. Haklısınız maalesef öyle. Bu alınan karar da 4 ay sonra yürürlüğe girecek. Yani o 4 ay içerisinde gene birçok haksızlıklar yaşanabilir olabilir. CHP, HDP, İYİ Parti diyor ki sadece Türkiye'yi Erdoğan yönetebilir. Kendi adaylarını çıkmakla Erdoğan'ı kendi adaylarını çıkarmak Erdoğan'a yarar demiş. Toplumsal bir mutabakat tabanda sağlanır diye tahmin ediyorum. Erdoğan yönetim zihniyetine karşı. Yani bu partilerin çok iyi mesaj verdiğinden değil bence. Hayır, Erdoğan yönetim zihniyetiyle belediyelerin en azından yönetilmemesi için milletin ortak hareketi, kolektif hareketi diyebiliriz. Ha, bu arada yine Anayasa Mahkemesi ile ilgili şu kararı vereyim. Can Atalay kararını vereyim. Can Atalay için ikinci ihlal 13 Aralık Çarşamba günü Anayasa Mahkemesi tarafında Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek ikinci ihlal kararı. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi Can Atalay için 25 Ekim'de dedi ki arkadaş dedi hak ihlali var senin için ve o hak ihlalinin uygulanması gerekiyor. Tazminat da ödeyeceksin bu adamı serbest bırakacaksın yeniden yargılayacaksın. Ama o gün bugündür işte neredeyse artık 2 aya yaklaşacağız 1,5 ay oldu hala Can Atalay serbest bırakılmadı. Anayasa ayaklar altına alınıyor şu anda. Anayasa yasayı bırakın yasaların anası anayasa ayaklar altına alınıyor kimsenin de oralı değil. Bırakmaya da niyeti yok. Ha, avukatları bir kez daha başvurdular ve Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek çarşamba günü. Büyük bir ihtimal Anayasa Mahkemesi buna da böyle karar verecek. Eğer zaten vermezse o zaman kendini inkar eden bir Anayasa Mahkemesi var. İndir kepenki. Korkmuşlar demektir. Ama böyle bir şeyin çıkacağını ben tahmin etmiyorum Anayasa Mahkemesi'nden. İhtimal, ihtimaller içerisinde tabii ki söylenebilir. Karşıya kadar sevgiler iki varsınız Fatih Bey'im siz de iki varsınız Ufuk Bey teşekkürler toplumda cezasızlık algısı var Nermin Geniş bu mesajı göndermiş Adalet Bakanı da bunu söyledi yeni anayasa yargı paketi üzerinde çalışıyorlar Ocak ayında meclise gelecekmiş iki yılın altında ceza verilmiyor şu anda erteleniyor cezalar bu yeni hazırladıkları pakete göre en azından bir 10 gün 15 gün yine de yatsın. Cezaevini bir görsün, akıllansın mantığıyla bakılıyor herhalde ama ben özür dilerim biraz şapırdattım. Ama ben bu kadar iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. Kafalarının ardında her zaman bir ajanda olduğu için, gizli bir ajanda olduğu için bunda da öyle olduğunu düşünüyorum. Burada özellikle muhalif düşünceyi ve eleştiren düşünceyi, iktidarı eleştireni, Erdoğan'ı eleştirene ders vermek veya biraz korkutmak, sindirmek cezaevinde tutarak, yatırarak böyle olacağını yani arkada niyetlerden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Ayar çekmek için kullanırlar. Bravo. Söylenmesi gereken cümle bu. Ayar çekmek için kullanırlar. Hastayız Fatih Bey. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı Bozkurtlar ulusun diye bir arkadaşımız göndermiş. Birazdan eğer Bozkurt izlersen pnömoni diye bir hastalık var. Manşet konumuzda o. Hatta Ahmet getirebilirsin. Manşeti bir kez daha gösterebilirim. Az sonra detayları sizlerle paylaşacağım, belirtilerini sizlerle paylaşacağım. Hızlı bir şekilde yayıldığı söyleniyor. Salgın mıdır şu anda bilmiyorum. Ama dünyanın birçok yerinde önlem alınıyor. Onu aktaracağım sizlere. Geldik. Ülkede biliyorsunuz bir kira sorunu var. Hukuk sorunundan başka. Ülkede bir de ekonomi sorunu var. Ekonomi sorunu deyince de barınma sorunu var. İşte kira sorunu. İnsanlar birbirini öldürüyor, kavga ediyorlar, yaralıyorlar, o oluyor, bu oluyor. İnsanlar evden atılıyor, sokakta yaşıyorlar.
Ve şöyle bir haber vardı geçenlerde. Artık 20 bin liralar civarında ortalama kira İstanbul'da yaşanabilecek yerlerden bahsediyorum. Gecekondu muhitlerinden bahsetmiyorum. Yaşanabilecek, yani insani anlamda yaşanabilecek koşullara sahip evlerden bahsediyorum. 20 bin TL'den bahsediyorum sizlere. Şimdi bu kira sorunu tabii meclisin gündemine de geliyor. Partiler de bunu unutturmuyor. Bu sefer CHP grup önerisi verdi ve dedi ki yani bu araştıralım bunu. Ona da dediler ki ülkede kiracı sorunu veya ne bileyim ev sahibi kiracı sorunu yok. AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi bu durum. Hep her şeyi reddediyorlar. İşsizliği reddediyorlar, enflasyon araştırılsın reddediyorlar, ev sahibi kiracı sorunları araştırılsın reddediyorlar, barınma sorunları araştırılsın reddediyorlar, KYK sorunları araştırılsın reddediyorlar, gençlerin mutsuzluğu araştırılsın reddediyorlar, hukuksuzluk araştırılsın reddediyorlar. Efendim her şey, akıllarınızı, emeklilerin sorunu araştırılsın reddediyorlar, deprem araştırılsın reddediyorlar, her şeyi reddediyorlar. Ve ondan sonra da bu ülkenin işte bazıları da bu ülkenin meclisinin çalışmadığını söylüyor. Hem şu anda çalışmıyor. Ama esas sorun ne biliyor musun? İktidara bulmuyorum esas sorunu. Arkadaş 14 Mayıs'ta sen treni kaçırdın. 14 Mayıs'ta iki tane seçim var. Biri Cumhurbaşkanlığı, biri meclis. En azından birini alabilseydin bu değişim için çok çok önemliydi. Ya Cumhurbaşkanlığı'nı ya da meclis çoğunluğunu. Meclis çoğunluğunu bugün eğer muhalefet kanadı alsaydı bu işte redlerin hiçbirini görmeyecektik. İstedikleri yasaları istedikleri gibi çıkarmayacaklardı. Gizli ajandalar bu yasaların içerisinde olmayacaktı. Torba yasa dediğimiz o tuhaf garabet sistem yok olacaktı. Veya kolay kolay işlemeyecekti. Meclis denetim görevini, yasa çıkarma görevini veya araştırma görevini çok daha sıhhatli bir şekilde yapacak. Çok mahvettiniz bizi, mahvettiniz. Bizi gerçekten oyaladınız ve kandırdınız. Yazıklar olsun size. Bir kez daha yazıklar olsun size. O yüzden diyorum ki artık yoğurdu bile üfleyerek diyorum. Muhalefetin hangi cenahından olursa olsun. Evet, bir görüşüm var tabii. Sosyal demokrat yapıya sahip bir insanım da. Ha, o görüşümü muhafaza edebilirim. Ediyorum da. Ama esas baktığım ideolojilerden ziyade hizmet. Ya, diyeceksiniz ki AK Parti çok iyi hizmet. Hayır. O zihniyete ben karşıyım. O zihniyetin beni yönetmesini istemiyorum. Çünkü o zihniyet bana yalan söylüyor. Çünkü o zihniyet benim küfeme her gün bir şeyler atıyor. O zihniyet beni mutsuz ediyor. O zihniyet beni umutsuz bırakıyor. Umutsuz bırakan, bana yalan söyleyen, devamlı olarak kandırıldım, kandırıldım diyen, siyasi duruşu olmayan böyle bir zihniyete benim oy vermem zaten mümkün değil. Ha, diğerlerinde de umut veremiyorlar. Ha, evet. Ama ben seçmen olarak rahatım artık. Neden rahatım? Çünkü yine de oy verebilecek birilerini bulacağım ya bu muhalefetin içerisinde. Mutlaka ama mutlaka bulacağım. Hala daha yalan söyleyenler varsa da onlara inat. Toplum beni reddetse de veya toplum bana reddetse değil de kızsa da onları göstermeye devam edeceğim. Kendi doğruların peşinden gitmeye devam edeceğim. Kandırıldık ve ruh sağlığımız bozuldu demiş Nermin Hanım. Aynı fikirdeyim. Buzdolabına konmuş çorbayı bile üfleyerek yiyorum demiş. Vatandaş faydasına ne varsa reddediyorlar demiş. 7.500 lira maaş alıyor yine de oy veriyorlar demiş. Evet, verenler versin. Ne yapalım, yapacak bir şeyimiz yok. Geldik, kiracı sorunları da böyle. Bir şeye bakalım. Siyasete gitmez. Sığır etine bakalım. Ha, ete bakalım. Ete. Bakın, o kadar palyatif çözümler buluyorlar ki yani böyle gelip geçer. Yani böyle ayakları yere basan çözümlerden bahsetmiyorum. Ha, et meselesi. Mesela et devamlı yüksek gidiyor ya. İşte saman pahalı, yurt dışından geliyor. Hayvanın zirai ilaçları pahalı, bakımı pahalı, her şeyi pahalı. Elektriği, mazotu bilmem nesi. Hayvancılıkla da ilgili her şey pahalı. Girdi maliyetlerinde ve pahalı yiyoruz biz. Hayvan sayımız da azalıyor. Neden? Çünkü hayvancı, sütçü, etçi para kazanamıyor. Para kazanamadığı için de hayvancılığı bırakıyor. Hayvanlarını satıyor. Siz 84 milyon insansınız. Et yemeye de meraklısınız. Ne yapacaksınız? Tabii ki eğer yeterli bir kapasiteniz yoksa o kapasiteyi de koruyamıyorsunuz. Hayvancılığı da eğer bitik duruma getiriyorsanız uygulamalarınızla hayvan programlarınızla ve hayvancılık programlarınızla ister istemez yurt dışına ithal edeceksiniz. Bakın ette uzun zamandır bir hareketlilik var. O 10 ayda %85 arttı et fiyatları. 10 ayda yanlış duymadınız.
%85 arttı. Özür dilerim. Tabii bu süreç içerisinde ve yine bu süreç içerisinde 10 ayda 859 milyon dolar, yanlış duymadınız, 859 milyon dolar et ithal edildi. Hayvan ithal edildi yurt dışında. Ya 859 milyar dolar hayvan ithal edildi yurt dışından. Ha, taşıma suyla değirmen dönmüyor. Zaten onu geçmişte gördük. Ama yapacak başka bir şey yok. Bakın, hayvancılığı öldürdükleri için, hani öldürmeseler bile artık süründürdükleri için dışarıdan ithal etmek zorundalar. İthal et bile kurtarmıyor. Bir de olayın bir başka boyutu, o ithal edenlerin kim olduğuna da bakmak gerekiyor. Mutlaka AKP'lilere yakın isimlerdir, iktidara yakın isimlerdir. Amcalar, torunlar, dedeler, işte dıdısının dıdısı, dıdısının dıdısı, il başkanının bilmem nesi, ilçe başkanının, mutlaka içinde bunlar vardır. Yani mutlaka birileri bundan para kazanıyor ve o 859 milyon dolarlık hayvan ithalatı bile hız kestirmedi. %85 zam geldi. Hala gelecek. Bakın, benim Seferihisar'da bir arkadaşım var. O arkadaşım şöyle dedi. Kasap, Baltalar Kasap diyorum ya, Seferihisar'da ben etimi hep oradan alıyorum. Bir aile şirketi. Kendi besicilikleri de var ama böyle artık o da besiciliğe böyle mesafeli bakanlardan. Dana kıyma 400 lira olmuş. Dana kıyma 400 lira olmuş. Kuşbaşı dana 425-450, bugünün fiyatları, sabahleyin yazıştık. Kuzu kuşbaşı 475 liraya zamlanmış. Kuzu zamlanmış, 475 liraya gelmiş. Danada da hareketlenme var dedi. Bugün yarın ona da zam gelecek tekrar dedi. 400 lira. Geçen sene 150 TL filandı ya. Geçen senelerde 150 TL filandı, biliyor musun? Mahvettiler ülkeyi, süründürüyorlar herkesi. 1 kilo bonfile 725 lira. Ya 1 kilo bonfile. Gaziantep'te 550 TL et fiyatları demiş. Bu et fiyatlarının artacağını da göreceksiniz. Yani bakıyorsunuz şöyle. Ya arkadaş, siz kalıcı olarak ne yapıyorsunuz ya? Bu ülke nasıl gidiyor diye hala düşünüyorum. Sığır etine bile, ya hayvancılığa bile dışarıya para ödüyoruz. Tarım için para ödüyoruz dışarıya. Ki bunlar bizim kaynaklarımız. Anadolu dediğimiz bu verimli topraklar bizim kaynaklarımız. Kendine yeten. Evet, küçükken şöyle bir şey vardı, hep onu söyleriz. Kendi kendine yeten okullarda, kendi kendine yeten 7 ülkeden biri. Onu bile yalancı çıkardı, öyle bir şey yoktu derler şimdi. Gerçekten derler bak. Yani hani bize ilkokul zamanlarında öğretildi. Yapar abi bunlar. Yani siyahı beyaz göstermeyi, beyazı siyah göstermekte çok başarılı. Mesela çünkü bizi yöneten kişi öyle. Bak Erdoğan'a geçelim şimdi. Her bültende veya her YouTube yanında bir Erdoğan oluyor. Olmaması mümkün değil zaten. Erdoğan'ın siyasetteki duruşu. Erdoğan'ın siyasetteki duruşu artık çok fazla benim için bir anlam ifade etmiyor. Çünkü bir duruşu yok. Siyasetten bir duruşu yok benim gözümde. Bunu Avrupalılar da çok çok iyi anladı. Hani o eskiden One Minute'i kaç yılında söylemişti Ahmet? Bir bakar mısın? Davos'ta. Simon Perez'e söylemişti. O zaten önemli ilk çıkıştı, tamam mı? 2009'da söyledi. Ondan sonra One Minute. O etkili bir cümleydi. Etkili de oldu zaten. Ve hala da onun ekmeğini yiyor bence Erdoğan ve kitlesi veya yakın çevresi. Ama daha sonra bu çıkışlarını öyle sık yapmaya başladı ki dünya da alıştı. Yani bir taraftan bu çıkışları yaptı, ardından somut gelişmelere baktı. Rahip Brunson olayında böyleydi. Ardından Rahip Brunson'daki olaya baktı, gerçekleşene baktı. Veya Sisi olayında söylediklerine baktı Mısır'da, ardından gerçekleşene baktı. Mursi'ye destek verdi, Mursi'nin olayında Mısır'da, Müslüman kardeşlerde Rabia biliyorsunuz. Ve şu anda işte bugününkünün gerçekleşenine baktı. Esad olayında geçmişte yaşadıklarına baktı, bugün gerçekleşenlere baktı. Suudi Arabistan olayında keza öyle. Rusya ile uçak düşürme olayında öyle. Şimdi gelelim Yunanistan meselesine. Önce bir geçmişi hatırlatalım. Hani siyasetteki duruşsuzluk diyoruz ya, artık Erdoğan da benimsedi bunu. Yani yüzüne vuranlara bile ya ne yapalım ya diyor. Yani ben öyle dedim diyor. Yani o kadar, başka da bir şey değil. Bakın Erdoğan'ın, bu ne zaman söylendi acaba? Tarihi bunun belli mi? Geçen sene, ama alıştık tabii bunu. Herkes biliyor. Sözünün ağırlığı kalmadı aslında. Şimdi Yunanistan'a dün gitti. Ona da değineceğim ama geçen sene Yunanistan'la ilgili söylemiş olduğu sözler. Şimdi biz bu yıl stratejik konsey toplantısı yapacaktık. Artık benim için
Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi de yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Teşekkür ederim Ahmet. Yetti diyorum ben bu kadar. Ve alkışlanıyor. O gün de alkışlanıyor, bugün de alkışlanıyor. İşin tuhaf tarafı. Miçotakis diye biri benim için kimse yok dedi. Miçotakis diye biri artık benim için bitmiştir dedi. Çünkü biz şahsiyetli ve onurlu insanlarla yürümek isteriz dedi. Salondan alkış koptu. Ve işte bugün Erdoğan ve Miçotakis bir araya geldi. Dün daha doğrusu el sıkıştılar. Güzel bir fotoğraf karesiydi. Neticede dünyanın her tarafında kavga gürültü var. Ben kavga gürültüden hoşlanan bir insan değilim. Savaştan da hoşlanan bir insan değilim. Ortalama insan zekası zaten hoşlanmaz. Ve bu şekilde gördüğümüz kadarıyla bu şekilde iki lider bir araya geldi ve el sıkıştılar. Güzel de oldu. Dostluk rüzgarı burada essin. Ve böyle bir her sene bir kez bir araya gelecekler. Türkiye-Yunan, Türk-Yunan ilişkilerini geliştirmek amacıyla diyalog komitesi de bu arada bir araya geldi. Tabii şimdi Erdoğan'ın o geçmişteki sözleri geçmişte kaldı. Evet, bugüne bakıyorum ama bunu da irdelemeden edemiyorum. Yani üzülüyorum kendisi adına. Çünkü ağırlığını kaybediyor. Ciddiyetini kaybediyor Erdoğan. Ha, diyebilirsiniz siz Erdoğan'ı sevenler. Ha, olsun ne olacak ki? Diyebilirsiniz. Bizim için fark etmez. Ol diyebilirsiniz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olan kişi sözünün ağırlığının olması gerekiyor. Siz bir sene önce böyle söyleyin. Şeref ve onurdan bahsedin. Şerefli ve onurlu insanlarla yürüyoruz diyor. Yürürüz diyor. Onun için benim için diyor Miçotakis bitmiştir. Şimdi o şerefsiz dediği, onursuz dediği insanın elini sıkıyor. Yani kimde şeref var, kimde şeref yok. O zaman bu soruların tartışılması gerekiyor diye düşünüyorum ben kanımca. Ha, kötü mü oldu? Hayır, iyi oldu. Yani ama siyasetteki duruş da çok çok önemliydi. Dediğim gibi az önce siyasetin siyasetteki o duruşu kaybedince sözünün ağırlığı kalmıyor artık. Ve bu gibi haytut gibi çıkışları çok fazla yaptıkça Erdoğan ister istemez yenilerini de getirmeyince, yerine de getiremeyince Erdoğan'ın sözünün ağırlığı kalmıyor. O bir gece çıkarız dedi, geliriz dedi. Adalar için söylenmiş bir sözdü. Ben dedi onu teröristler için söyledim. Yani yapacak bir şey yok tabii. Şimdi bir de dün söylediği bir söz var Erdoğan'ın. Bu da yani İsrail'e yönelik, İsrail yönetimine. İsrail ordusu diyor, İsrail ordusu diyor, gerçek orduyla karşılaşmadı diyor. Gerçek orduyla karşılaşsa diyor, berbat olur diyor. Yani neyin mesajını vermek istedi burada anlayamadım ben. Bu da tuhaf cümlelerinden bir tanesi. Yani Türk ordusunu İsrail ordusuyla mı savaştıracaksın yani? Yani İsrail ordusu şu anda tek başına mı savaşıyor? Arkasında dünya kadar güç var. Ya, ve böyle de Erdoğan'ın zaman zaman çıkışları var. Ama işte bu çıkışlar ne kadar ciddiye alınıyor veya ne kadar ciddiye alınmakta diye bir soru sorayım. Bence ciddiye alınmıyor. Yunan medyası bile geldi. Burada su röportaj yaptı. Adamlar gittiler ondan sonra Erdoğan Atina'ya geldi diye başlıklar attılar. Ama benim açımdan gerçekten olumlu bir gelişme en azından bu coğrafyada barışın olmasını isteyen, dostluk rüzgarlarının esmesini isteyen, sorunsuz diyelim en azından birisi olarak. Ve burada şimdi bir anlaşma da var ve bu anlaşmaya gelelim. Bence tehlikeli bir anlaşma bu anlaşma. Çünkü bizim esnafımıza zarar verecek. Yunanistan istediğini kopardı gibi aslında burada. Yani Türkiye de belki bunu talep etmiş olabilir ama 10 Yunan adası için. Bunlar işte Bodrum, Çeşme, Seferihisar, Sığacık, Kuşadası, Hisarönü, Kaş, Marmaris'e yakın olan adalar var. İşte Samos, Simi, Halkidiki, Kos, Sakız gibi birkaç tane daha başka ada sayabilirim. Bu Sakız'ın arkasındaki takım adalar var, oralar filan. Türkiye'ye yakın adalar bunlar. 10 ada turistik vizeyle gezilebilecek. Yani kapıya gittiğinizde size bir haftalık 7 günlük turistik vize verecek. Adalar için zaten yeterli. Bir adaya gittiğinizde orada 7 günlük düşünsenize bir adaya inin. Orada mesela Simi'ye inin veya Kos'a inin. Veya işte ne bileyim Çeşme'nin karşısındaki Sakız'a gidin. Orada bir de feriler çalışıyor. Botlar çalışıyor, gemiler çalışıyor. Adalar arası orada ineceksin. 7 günlük de vizeni alacaksın. Sadece bir gün kalırsın Sakız'da. Ondan sonra gidersin o gemiler var. Turistik gemiler çok fazla. Katamaran gibi büyük gemiler de var. Limanları da var aradanın. Oradan alırsın bilet.
Ta Atina'nın yakındaki adalara kadar gidersin. Ve bir haftanı öyle dolaşıp adalar turu yapıp Türkiye'ye gelirsin. Şimdi bu durum bizim Marmaris, Çeşme, Bodrum, Kuşadası o gibi yakın yerlerdeki esnafı gerek restorancılık hizmeti veren gerek otelcilik hizmeti veren yerli turizme hizmet veren insanları esnafı kötü etkileyecek. Dün konuştuğum birkaç arkadaşım vardı, iki arkadaşım vardı, yaktı bizi reis dedi. Hatta onu da ben dün tabela yaptım. Yaktın bizi reis diye. Çünkü Türkiye pahalı. Yani o harcayacağı, adalarda harcayacağı parayla veya Türkiye'deki harcayacağı parayla gidip adalarda çok rahat şey yapabilir, seyahat edebilir. Bakın yemek bile, yeme içme bile adalardan daha pahalı. Kalmak bile, kalmak yani otellerde kalmak, pansiyonlarda kalmak bile çok pahalı Türkiye'ye göre. Biliyorum çünkü. Çünkü her yaz en azından 3-5 tane Yunan adasına giden insanlardan bir tanesiyim. Orada bir masaya oturduğunuzda restorana orada verdiğim parayla Türkiye'de verdiğim parayı karşılaştığında Türkiye'de daha fazla veriyoruz. Ve ister istemez insanlar orayı tercih edecekler. Ve o tercih Hisarönü'ndeki otelleri, Turgut Köyü'ndeki otelleri, Selimiye'deki otelleri, Marmaris'teki otelleri, Çeşme, Bodrum'daki otelleri, restoranları hepsini etmeyecek. Adam diyecek ki ulan ben diyecek Türkiye'de harcamam. Pahalı zaten. Oteli de pahalı. Yemesi içmesi de pahalı. Giderim en azından Yunan'ın adalarını görürüm. Yani orada bir adayla da kalmam. Alırım bir de bilet. Abonman bileti gibi biletleri var onların. Dolaşırım 3-5 tane ada. Gelirim ondan sonra. Bir haftamı orada geçiririm. Diyebilir. Deme ihtimali çok fazla. Esnaf, oradaki esnafın bence dikkat etmesi gerekiyor. Yani gelecek sene planlamasını yaparken fiyat planlamasını da ayarlamasını da buna göre yapması gerekiyor. Ama maliyetler de ortada. Yani kalma maliyetleri de ortada, restoran yeme içme muhalefetleri de ortada. Erdoğan iyi yaptı ama bir taraftan da turizm esnafını o bölgede fena vurdu diye düşünüyorum. Yunanistan tatil için Türkiye'den daha ucuz. Aynen öyle. Yunanistan adaları şu anda tatil için Türkiye'den çok daha ucuz. Netanyahu ile de ileride el sıkışacaklar. Evet, onu da biliyoruz zaten. Yani bugünler bunlar söyleniyor. Yani efendim? El sıkıştı zaten. Savaş öncesinde el sıkıştı Türk evinde New York toplantısında ama işte ondan bir 10 gün sonra da 15 gün sonra da savaş çıktı. Gene esti yağdı. Şöyledir böyledir ama önümüzdeki süreç içerisinde Netanyahu eğer kuvvetlenip de çıkacak olursa tekrar elini sıkacaktır diye düşünüyorum. Bu arada Netanyahu'ya karşı da bir parti içi darbenin olabileceği de iddia ediliyor. Doğrudur değildir bilmiyorum. Yani bunlar dezenformasyon haberleri de olabilir, gerçek de olabilir. Ama böyle de denilen bir durum var. Abi senin kafan çok çalışıp kendini yalanlayıp duruyorsun. Bırak el sıkışsın. Bırak el sıkışsın. Senin kafan çok karışıkken ben mi yalanlıyorum? Herhalde değil mi? Bana diyor. Abi senin kafan çok karışık. Kendini yalanlayıp duruyorsun. Bırak el sıkışsın. El sıkışsın diyorum ben de. Ben el sıkışsın demiyorum. Ama el sıkışmadan önce de sözlerine abuk abuk cümleler de kurulmasın diyorum. Yani o eli sıkacaksın ileride. El sıkacağını bilerek neden bunun bir sene öncesinde, üç sene öncesinde köprüleri atan cümleler kuruyorsun? Ben bunu demek istiyorum. Lafı nereden anladım bilmiyorum. Veya neresinden anladım bilmiyorum sevgili arkadaşlar. Ama yani bu durumda da beni haksız çıkartıyorsan eğer, Erdoğan eğer eleştirmiyorsa sana da yuh olsun. Başka da bir şey demem yani. Vizesiz gidiş hayal. Turistik vize, Schengen değil. Schengen'den bahsetmiyorum. Yunanistan o kolaylığı sağladı. Schengen'le gidiliyordu aslında. Benim Schengen'im var, ben gidiyorum. Adalara çıkabiliyorum. Şimdi kapıya gidip turistik vize alabilirsiniz. Bir haftalık turistik vize. Ülkelerin, Schengen'e dahil ülkelerin böyle bir hakkı var. Bunu verdi. Yani bu Schengen falan değil arkadaşlar. Yunanistan kolaylık sağladı Türkiye'ye. Ama Türkiye'nin kara kaşı kara gözü için değil, adaları çünkü kendine yakın adaları ayakta tutan oradaki Türkiye'den gelen turistler. Ve oradan bu sene gerçekten Türkiye'nin batı kıyısından oralara akın olacak. Turist anlamında bizim yerli turist dediğimiz insanlar Yunanistan'ın adalarını ziyaret edecekler ki o turistik bize işi kolaylaştırıyor. Fatih Bey önce düşünmesi gerekiyor sonra karar vermesi gerekiyor. Koksel Bey ben de onu diyorum işte önce düşün. Sonra da karar ver. Ama bizde en son yorum var. Yoruma bakalım hemen. Bilgi adam demiş ki
Kardeşim Esat, Esat oldu. Darbeci Sisi'cim oldu. Rahip Branson kuş uçtu. Ey Amerika, ey Avrupa, canım ciğerim oldu. Yunanistan'a şaştık mı? Şaşmadık tabii. İşte böyle Mansur gibi demek ki, deminki arkadaşın ismi oydu. Onun ne demek istediğini de tam olarak anlamadım. Belki kendini de ifade etmiş, iyi ifade etmemiş olabilir. Ama eğer hala da onu sorgulayamıyorsan Mansur, öyle anladıysam sen bir kafanı kontrol ettir diye düşünüyorum ben. Evet. Evet, neymiş o? Dur bakalım. Buna mı güldün? Niye güldün? Bakayım. Ay, sabah sultan. Kaan şeyde, Kaan bizim Rodos'ta. Rodos'ta Kaan. Rodos var mı bilmiyorum Kaan ama bu sene inşallah Kaan, yani Rodos'a gelmeyi düşünüyoruz. Düşünüyorum. Bir bakalım oralara, bakarsın bir yelken açarız. Güzel olur oralarda. Dün şöyle bir mesaj geldi. Bir sabahsın Girit'te, pardon, Girit'teydi. Kaan Rodos'ta değil, Girit'teydi, özür dilerim. Tamam, Girit uzak gelir bize. Ama botlarla gelebiliriz oraya. Şimdi dün çok enteresan bir mesaj geldi. Çok enteresandı o. Hasan diye bir arkadaş var. Bizi Sözlü'de izliyor. Ya diyor, Portakal diyor, oyu biz veriyoruz da Yunan adalarına sen gidiyorsun diyor. Dedim yani ne yapayım? Yani sen dedim oy vermeye devam et. Ben dedim gitmeye devam edeyim Yunan adalarına. Yani hangimizin daha iyi yaşadığını görüyorsun. Maalesef böyle. Ha, bu tabii gelir eşitsizliği. Hasan Bey bunu, Hasan da zannedersem ismi. Hasan Bey bunu sorgulamıyorsa, yani ben neden gidemiyorum arkadaş? Bu adam gidebiliyor da ben neden gidemiyorum sorusunu eğer kendisi sormuyorsa, Hasan Bey burada oturmaya devam eder. Hala da işte evinden işine, işinden evine gitmeye devam eder. Ama sorgulamanız gerekiyor. Ha, ben alnımın teriyle paramı kazanıyorum. Kimseye muhtaç değilim. Kimseye sırtımı dayamamışım. Kimsenin ne bileyim simbiyotik bir ilişkim yok. Hiçbir kimseyle, hiçbir kurumla, Allah'a çok şükür. Ve böyle bir çalışarak emeğimin karşılığını alıyorum ve onun için de istediğim tatili de yapabiliyorum Türkiye şartlarında. Hasan Bey, siz de aslında savunmanız gerekiyor, kendinizi savunmanız gerekiyor. İyi yaşam hakkını talep etmeniz gerekiyor. Talep etmezseniz, hala daha gidip sorgulamadan bu zihniyete oy verirseniz bu yerde kalırsınız. Patinaj yaparsınız. Ve karşıda gidenler olursa da onlara gıpta ile bakarsınız. Maalesef durum bu. Fatih Bey, ben dünyaya gidebiliyorum, hiçbir zorunluluğum yok. Ben dünyaya gidebiliyorum, hiçbir zorunluluğum yok. Olan bize oluyor demiş. Nermin Hanım da bu mesajı gönderdi bize. Nermin Hanım'ın mesajı ne kadar çok karşıma çıkıyor. Sertaş demişti, Türkiye bir cennet ama %80'i bilmiyor demiş. Yunan esnafı bir Cemil Ersoy mesajı koydu. Ahmet, bir bakayım. Yunanlılar vizesiz Türkiye'ye girebiliyor. Biz 7 adaya gidebiliyoruz. Bu da başarı diye yutturuyorlar. Turizmciler, yatçılar çok mutlu demiş. Böyle bir, yani diyor turizmciler, evet, turizmciler, yatçılar mutlu. Çünkü illa oraya şeyle, ne denir ona, yelkenliyle gitmek zorunda değilsiniz ki. Bodrum'dan, Çeşme'den, Seferihisar'dan, yok Seferihisar'dan iptal oldu. Efendime söyleyeyim, Bozburun'dan, Marmaris'ten devamlı olarak gemiler çalışıyor zaten Yunan adalarına. Yunan adaları Türkiye. Bu şekilde gidebiliyorlar. Yani bilet alıp gidiyorsunuz. O kadar kolay. Geldik. Bu sorunu da hallettik. Biraz artık siyasete girelim. Şimdi önemli bir ziyaret vardı bugün. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Eski genel başkanı. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu bir büro açtı. Akil adam pozisyonda şu anda. Yani 12 yıl boyunca siz seçim kaybedin. Yani Türkiye'ye umutsuzluk verin. Uyguladığınız politikalar sizi başarısızlığa sürüklesin. İnsanlara umut yerine umutsuzluğu verin, gerçekleştirin ve o umutsuzlukla yaşasınlar. Ondan sonra da akil adam olun. Birileri açtı o büroyu ona herhalde. Kendi açmamıştır diye tahmin ediyorum. Ve ondan sonra da akil adam pozisyonda o büroda siyaset üretin. Şimdi Özgür Özel de başarısız olan bu liderini, Özgür eski genel başkanı ziyaret etti. Ankara'daki yeni bürosunda ziyaret sebebi anladığım kadarıyla onunla istişare olacakmış. İşbirliği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fikirlerinden faydalanacakmış. Yani Kemal Kılıçdaroğlu siyasette kendine faydası olmadı ki, siz ondan ne medet umuyorsunuz? Bakın getirdiği durum bu insanları. Umutsuzluk. Hala partinin başında kalacaklar da Allah'tan delege gerçekten duyarlı, sağduyulu. Ve sağ seçmenin veya sağ partilerin delegelerine göre daha az biat ediyor.
ve orada 800 oyla Özgür Özel aldı. Hala da rüştünüzü ispat etmek istemiyormuş gibi geliyor bana Özgür Bey. Rüştünüzü ispat etmek istemiyormuşsunuz gibi geliyor bana. Yani sizin Kemal Bey'den alabileceğiniz ne akil bir fikir olabilir ki? Çünkü başarılı olsa evet dersiniz ki başarılıydı. O başarılı bir şekilde bizi buralara getirdi. Bunu fikirlerine değer veriyor. Ama öngörülerinin yanlış olduğu bir liderden bahsediyor. Siyasette entrikaları seven bir liderden bahsediyoruz. Ahde vefa mı? Veya bazen düşünüyorum Özgür Özel için. Gerçekten emanetçi mi? Yani bir süre sonra başka şeyler mi yaşayacağız diye bilmiyorum. Soru işaretleri kafamda zaman zaman çoğalıyor. Bu ziyaretin arkasından ne çıkacak, nasıl bir açıklama olacak bilmiyoruz. Göreceğiz. Büyük bir ihtimal işte hayırlı olsuna gittim diyecek. Veya işte karşılıklı istişareler, Türkiye siyasetini konuştuk diyeceğiz. Sizin ekibiniz var ya. Siyasetin içerisinde yoğrulmuş, siyaset bilimcisi olan veya pratikte siyaseti çok iyi bilen, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bile iyi bilen siyasetçi veya politikacılar var. Onlardan fikir alsanız bence çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Geldik bir endişeye. Bunu bana ana muhalefet partisinin kimi yerlerinden geldi bu mesajlar. Ön seçim. Özgür Özel hala da genel başkan, lider demiyorum. Yani umarım değişimin adı olur diye tahmin ediyorum. Kimseyi kırmadan dökmeden belki yapıyordur. Böyle bir mizacı vardır. Onu da bilemem tabii ki. Yani ben kimseyle kötü olmak istemem der. Kemal Bey de benim için değerli bir insandı deyip böyle ziyaret ediyor da olabilir. Ama tabii zaman gösterecek. Etkisi altında mı, güdümü altında mı, yoksa bir nezaket ziyareti mi? Bunun hepsinin ne olduğunu bize zaman gösterecek. Şimdi gelen bazı iddialar ana muhalefet partisinin örgütlerinden ön seçimlerin şeffaf olmayacağını işaret ediyor. İddialar o yönde. Ben de bunu soruyorum şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim ekibine. Şu anda politbüro demiyorum size. Çünkü o bambaşka bir şey. Şu anda her birinin gerçekten değişim yönünde olduğunu düşünüp bu soruyu soruyorum. Ön seçimler şeffaf mı olacak? Özgür Özel bu sözü verdi. Biz dedi çoğu yerde de ön seçim yapacağız dedi. Anketler yapacağız dedi. Ön seçim yapacağız dedi ve eğilim yoklaması yapacağız dedi. Bu bazı örgütlerin Özgür Bey şeffaf olmayacağı yönünde endişeleri var. Hatta bana gelen mesajlarda şöyle diyenler de var. Küçük ve iddialı olmayan yerlerde göstermelik ön seçim yapacaklar. Büyük yerleri yine lider belirleyecek veya liderin altındaki o kadro belirleyecek diye, liderle birlikte o kadro belirleyecek diye yerler zaten şu anda belirli diyenler de var. Ben bu sorunun cevabını almak istiyorum. Bu sorunun cevabını duymak istiyorum. Gerçekten ön seçimi İşkembe Kübra'dan mı attınız? Yani delegenin hoşuna gider. Ne bileyim parti içi demokrasi de önemli dedik. Ben bunu söylediğim zaman seçmen de aa bak demokrat insan der. O niyetle mi kurdunuz bu cümleyi? Yoksa samimi misiniz? Ben bunu duymak istiyorum. Ve bunun takipçisi olacağım ben. Ne kadar takip ederim bilmiyorum. Ama bana mesajların da gelebileceğini tahmin ediyorum. Ve bunu bir şekilde paylaşacağım. Ve gerçekten şeffaf bir şekilde ön seçimler yapılacaksa ne hala. Ama hala da lider sultasının ve ekibinin belirlediği isimler varsa ve göstermelik öyle kimilerinin dediği gibi küçük ve iddialı olmayan yerlerde, hatta örnekler de vermişler. Karacabey örneğini verilmiş bana yazılan örnekte bir tanesinde. Bu gibi yerlerde yapacaklar, diğerlerinde yapmayacaklar görürsünüz diye gelen böyle 3 tane mesaj var. Ve farklı yerlerden onu da söyleyeyim. Ben bunun takipçisi olacağımı bir kez daha söyleyebilirim. Umarım şeffaf olur. Ve şeffaf olursa ancak zaten ana muhalefet partisi Mart ayındaki seçimlerde bir değişim yapabilir. Bir farklı oy oranına sahip olabilir veya umduğunu bulabilir. Önünüzde 3,5 ay var. Bu 3,5 ayı bakalım nasıl değerlendireceksiniz? Bunu hep birlikte göreceğiz. Mesela bazı yerler için, şimdi o yerleri söylemeyeyim. Oralarda çok aday olmasına rağmen Özgür Özel orada adayını belirlemiş diyenler de var. Söylemeyeyim. Büyük şehirlerden bir tanesi bu. Merakla bak, yani yanlış manipüle de edilmiş olabilirim. Ediliyor da olabilirim. Onlara da fırsat vermemek için. Şimdi ben bunu iddia olarak söylüyorum. Bazı şeyleri kendime saklıyorum ve gelişmeleri de merakla takip ediyorum tabii ki. Birazdan belki kendisine bu soruda sorulacak. Ön seçimler şeffaf olacak mı, olmayacak mı? Endişeler var böyle diye belki sorulabilir bu soru.
Geldik. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'de bunu söyledik. Bu siyasette önümüzdeki günlerin önemli bir durumu. Ve geldik Cumhur. Cumhur'un keyfi yerinde. Yani Cumhur dediğimiz özellikle iki bileşen var. Bu iki bileşen nedir? Bir tanesi küçük ortak, bir tanesi büyük ortak. Nedir? AKP ve MHP. MHP liderinin dün çok enteresan bir açıklaması vardı. Simbiyotik ilişki dedi. İYİ Parti ile CHP arasındaki ilişkiye. Simbiyotik demek, yani bunu biyolojide filan okuduk biliyoruz. Yani birbirinden faydalanan canlılar diyelim. Mesela ağaçtaki mantar veya işte köpek balığının altındaki romina balığı gibi. Yanlış okumadım herhalde. Romina'ydı değil mi o? Remora balığı gibi. Pardon. Remora balığı gibi. Veya işte timsahın dişlerini temizleyen o kuş gibi. Simbiyotik ilişki bu şimdi. Devlet Bey. Yani o kadar enteresan ki başkasını eleştiriyor ama kendisi AKP ile ilişkisini acaba nasıl bir isim koyuyor çok merak ediyor. Sizinki simbiyotik değil mi Devlet Bey? Yani tamam kabul ediyorum. Evet bu garabet sistemde sizin çok beğendiğiniz bu garabet sistemde bu simbiyotik ilişki çıktı zaten ortaya. Böyle tuhaf tuhaf. Sizinki ne ilişkisi peki? Bana bunu şey yapar mısınız? Anlatır mısınız? Sizinki simbiyotik karşılıklı faydalaşma ilişkisi değil mi? İşte yani maalesef kimisi yani kendi yaşadığını görmezden gelir. Karşısında yaşananı aslında veya yaşatılanı izler ve onu eleştirir ama kendine toz kondurmaz. Devlet Bahçeli'nin de yaptığı şu anda bu. Simbiyotik ilişki hepsinde var tuhaf sistemden dolayı. Ve kendinden çok emin Devlet Bahçeli çünkü haklı. Yani ikisi de haklı şu anda moralleri yüksek. Şimdi ikisi de sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Devlet Bahçeli 30 şehirde dedi ortak aday göstereceğiz. 30 büyük şehir. 30 büyük şehirde dedi ortak aday göstereceğiz. Bunun anlaşması yapılmış. Ha, tabii ki herhalde bunun ikisini, üçünü belki şey alacaktır. MHP alacaktır ama çoğunluk AKP'ye bırakılacaktır. Bu arada Fatih Erbakan'ın söylediğine dair iddialar vardı İstanbul'la ilgili. İstanbul'daki Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu Belediye Başkanı olsun. Bize Sultanbeyli Esenler verilsin. İşte ne bileyim Tevfik Göksu kazanırsa bazı pozisyonlar Büyükşehir'de bize verilsin gibi. Sabahleyin o partiden birisiyle yazıştım Yeniden Refah'ta. Böyle bir şey yok dedi. Bizi ilgilendirmiyor dedi AKP'nin adayının kim olacağı dedi. Hatta tam olarak isim vermeyeyim o cümleyi. Kişinin ismini. Hatta cümle şu. Günaydın külliyen yalan. Bize ne AKP'liden demiş yani kim aday olursa olabilir AK Parti'den diye böyle bir şu anda resmi bir görüşmemiz yok diye de bu Yeniden Refah Partisi'nden bu mesajlar geldi. İşte böyle bir ortamda insanlar çok kolay manipüle edilebilir. Yani gazeteci de manipüle edilebilir, siyasetçi de manipüle edilebilir. O yüzden ihtiyatlı davranmak gerekiyor. Mesela ben bu sene Ahmet'le birlikte bir karar aldık. Anket vermeyeceğiz. Çünkü anketler de çok şey yapıyor, manipüle ediyor. Geçen seçimlerde YouTube yayınlarında da, televizyon yayınlarında da ben anket verirdim. Ama bu seçimde ve bundan sonra artık ne zamanki adam gibi yapılıyor, manipüle edilmediğimizi veya ne bileyim işte kullanılmadığımızı görecek olursam samimi bir şekilde o zaman tekrar veririm. Ama bu seçimlerde vermeyeceğim. Efendim? Efendim? Çok ya anket şirketleri de çok kendini kullanıyor. Nermin Hanım bakın biyoloji hocası ne yazmış? Simbiyoz yaşam, komensalizm, mutualizm ve paratizm olmak üzere üç çeşittir. Aa öyle mi? Bak ben bunu bilmiyordum ya. Mutualizm, dur not alayım ben buna bir bakayım ya. Mutualizm, komensalizm, bir de paratizm. Bu paratizm en kötüsü herhalde. Parazitten geliyor herhalde. Evet. İmamoğlu az önce konuştu. Muharrem İnce ile saygı ve sevgi çerçevesinde dertleştik. Sohbetimizde İzmir'in adı bile geçmedi. Ha, iyi. En azından bu bilgiyi öğrenmiş olduk. Evet. İYİ Parti'nin ilk kararına saygılıyız. Toplumsal taban isterse tekrar İstanbul ve Türkiye için görüşmek mümkündür. Hala da sıcak mesajlar gönderiyorlar. Hedefi dağıtmayın artık. Ya onların da hedefini bozmayın. Kendiniz de artık hedefinizi bozmayın. Hala da böyle
zeytin dalı uzatmaya çalışıyor. Efendim Ahmetciğim bir şey dedim. Tabii yani biraz İsmail'in haberi biraz bana soru işareti geldi ama yani o da bildiği bir yerden almış. Yani siyasetçi de güvenir miyim? Hayır, güvenmem siyasetçiye. Yani İmamoğlu böyle dedi diye İmamoğlu'na mı güveneceğim yani? Yani konuşmak. Yani bu siyaset biliyorsun. Politika. Politika. Baktığınızda politikanın ne olduğunu görürsünüz. Geldik. Bunları da bitirdik. Şimdi gel bir Seçil Erzan olayına bir bakalım. Ha, saat 12.12 geçiyor ya. Akşam bir TV kanalında MHP'nin 15 Temmuz'a kadar birliği yaptığı. Ne bu ya? Dur şuna bir bakalım. Getirsene bunu. Cemil Ersoy yazmış. Mehmet Metiner akşam bir TV kanalında AKP ve MHP'nin 15 Temmuz'da kader birliği yaptığını, artık tek parti olduklarını söyledi. Ha, çok güzel. 15 Temmuz sürecini ve arasındaki sistem değişikliğini planlamışlar mı? O zaman simbiyotik yaşam yok. O zaman bence ilhak etsinler. MHP, AKP veya AKP, MHP'yi ilhak etsin. Ne diyorsunuz? Demek ki Mehmet Metiner herhalde MHP kafasında şu anda. Vay! Geçmişi Mehmet Metiner'i ve milliyetçi, faşist duygulara da sahip, düşüncelere de sahip, Kürt milliyetçisi aynı zamanda öyle bilinirdi. Geçmişte öyleydi. Ve diğer tarafta Türk milliyetçisi olarak adlandırılan MHP lideriyle aynı kafada. Bravo. Bir araya gelir misiniz? El sıkışır mısınız? Deyip sorayım bakayım. Siz gelirsiniz belki de. Devlet Bahçeli gelir mi onu bilmiyorum. MHP nasıl hala %8'de delireceğim demiş. Vallahi hiçbir şey yapmadan da bu oyları almak mesele. Evet. Geldik Seçil Erzan olayına. Yeni görüntüler çıktı. Dolarlarla poz vermiş. Şimdi yeni görüntüler de bu. O görüntülerle birlikte Nazlı Can diye de kasası olduğu söylenen bir başka şüpheli var. O da şüpheliler arasında. Yani kadının 1 milyar 300 milyon civarında bir para götürdüğü söyleniyor ama evinden çıkan para da 67 bin TL kadar bir para. Yani bu paralar bir kısmı ödenmiş tabii ama bir kısmı da ödenmemiş. Yani ortada bir boşlukta bir para var ama o paranın nerede olduğunu bilmiyoruz. Türkiye'de mi değil mi? Masak raporları tabii burada önemli olacak. Yani şimdi de Ahmet bilmiyorum o dolar görüntülerini sen bulabildin mi? Seçil Erdan dolarlarla hem Seçil Erdan hem kasası olduğu söylenen Nazlı Can dolarlarla fotoğraf verdiler. Fotoğraf çekilmişler. Yani görgüsüzlük bu şekilde işte. Bu dolarların nasıl kendilerine ulaştırıldığı da ayrı bir mesele. Diyeceksiniz ki bu dolarlar kimin doları? Bu dolarlar Çorlu'da kuyumculuk yapan Ömer Kahraman diye birisi var. Çorlu'da. Kendi memleketi de malum biliyorsunuz oradaydı. Çorlu'daydı. Ve oradaki Ömer Bey'e gidiyor. İkna etmeye çalışıyor. Yüksek getiriden bahsediyor. Diyor ki işte kuyumculuk işi 30-35 günlük verirsen eğer diyor para %20 %30 diyor ben sana getiri veririm. İyi para dolar bazında. Çok iyi para yani. Hatta Fatih Terim'in ve birçok futbolcunun da bu fona yatırım yaptığını söylüyor. Fatih Terim'in ismi burada geçiyor. Yani kadın söylediğini iddia ediyor. Ömer Kahraman diyor bunu. Hani Fatih Terim bundan haberi olur olmaz onu bilmem. Ama bu şekilde ismi de kullanılıyor. Ha, zaten Fatih Terim'in listede de paranın verdiğini görüyoruz. İki liste var. O listede Fatih Terim'in kızının, damadının, şoförünün bile para verdiğini görüyoruz. Ha, o sorular hala daha gelmeyecek zaten. Gelmeyeceğini de biliyorum. Ha, geldik. İşte kadını ikna ediyor. Adam ikna ediyor daha sonra Ömer Kahraman'ı. Ama Ömer Kahraman da görüşürken bu Seçil Erzan'la konuşmasını kayda alıyor. Adam Allah'tan para vermiş ama kayda da almış. Bu şekilde gitti. Özgür Özel ayrıldı. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ayrıldı. Kılıçdaroğlu ofisine gitti. Özgür Özel açıklama yapmıyor ve açıklama yapmıyor. Ayrıldı buradan. Şimdi geldik. Kaç para vermiş diyeceksiniz. Bir 400 bin dolar vermiş Ömer Kahraman denilen kuyumcu. Bir 300 bin dolar vermiş. Bir 90 bin dolar vermiş. 790 bin dolar vermiş. Daha sonra yine Seçil Erzan'ın isteği üzerine son olarak da Nur Erkasap var. Bu Müfit Erkasap vardı ya Fatih Terim'in hani yanında antrenör olarak götürdüğü Müfit Hoca vardır meşhur. Müfit Erkasap. Onun eşi Nur Erkasap. Nur Erkasap'ın hesabına gönderiyor. Seçil Erzan diyor ki Ömer Kahraman'a. Şimdi Ayda diyeceksiniz. Gerçekten Ayda. Yani diyor ki bu son hesabı diyor. Oraya da 5 milyon
6 milyona yakın bir para gönderiyor. Ben sana diyorum bir hesap numarası vereceğim. Bu hesap numarası benim değil, Nur Erkasab'ın. Fatih Hoca herhalde öyle demiştir. Yani kim diye sormuştur adam. Ben de tanımıyordum bu dosya olana kadar, hazırlanana kadar. Bu demiştir ki Fatih Terim'in yanında Müfit Hoca var ya, onun karısı işte Nur Erkasab'ın hesabı ve o hesaba gönderiyor. Şimdi Nur Erkasab hesabını neden kullandırır? Nur Erkasab da mı bunun içerisinde? Bu kişi de mi korunuyor? Bilmiyoruz ki. Bu da tuhaf durumlardan bir tanesi. Mesela bir başkasına para gidecek. Ben diyorum ki sen bana hesaba gönderme. Amit'in hesabına gönder. İBAN'ına gönder. Oradan. Ya gerçekten kataküllü bir iş gibi geliyor bu durum bana. Bir insan neden kendi hesabı veya kendi hesabını kullandırır ki? Oradan bir komisyon mu var? Bilmem ne mi var? Niçin? Bunların hepsinin cevap bulması gerekiyor. Şu ana kadar bu Ömer Kahraman dediğimiz kişi de 250 bin dolarını alabilmiş. Onun dışında hiçbir para da alamamış. Üstüne su içmesi gerekiyor. Ortalama işte zeka diyoruz biz buna. Ama bunlar tabii ortalama zekaya sahip insanlar. En az sizin kadar, benim kadar kafaları çalışan insanlar. Ama bunlar açgözlü insanlar. Adama siz derseniz dolar olarak ben sana %20, %30, 30 gün vadeli, 35 gün vadeli para vereceğim. Dolar olarak, dolar bazında adam uçar. Ya der ben atıyorum işte 400 bin dolar koydum. %20 olsa 80 bin dolar alacağım 35 günde. Güzel para arkadaş. Mis gibi para. Dolar bazında dolar koyuyorsun. 400 bin dolar alıyorsun. Koyuyorsun. 480 bin dolar alıyorsun. Paranın güzelliğine bakar mısın? İşte açgözlülük bu şekilde de zekayı köreltiyor. Körelen zekaların da kimin elin kimi cebinde olduğu belli olmuyor. Ki burada işte Nazlıcan örneğinde olduğu gibi, Nur Erkasap örneğinde olduğu gibi çok örneklerini çoğaltabilirsiniz bunu. O yüzden ortalama zekayı her zaman koruyalım. Fatih Terim eninde sonunda konuşacak. Hakan Ateş de masum değil demiş. Evet bence de eninde sonunda mahkemeye gidip konuşacak. Hiçbir yerde konuşmasa Fatih Terim. Onun ifadelerine de bakacağız. Ama korunuyor mu diyecek olursanız sanki korunuyor gibi bir intiba bırakıyor Fatih Hoca. Fatih Terim. Fatih Hoca demeyeceğim. Zekaları inleye çalışıyor. Onlara göre biz aptalız demiş. Biz dürüst insanlarız. O kadar. Sen hesabını kullandır mısın arkadaş? Ben kullandırmam. Veya sana birisi gelecek diyecek ki Allah sana bu kadar dolar bazında gizli fon var arkadaş. Gizli fon kullan. Tamam mı? Yüksek faizli gizli fon kullan. Yok ya. Yani benim kafam çalışır. Yani Allah şaşırtmasın. Değişimi hissetmiyorum demiş Pınar Dinç. Bakalım ne demiş Recep Gelişken. İzmirlidir Recep. Fatih dönem kaybı kaybedeceğini anlayınca diğer futbolcular kendi parasını kurtarmak için sokmuşlar. Yani olabilir. Bilmiyorum. Yani mahkeme artık bunun kararını verecek ama yani biz kafamızdaki soruları sormaya devam edeceğiz. Ben asla kandırılmam demiş Göksel. Asla demeyelim ama Allah şaşırtmasın. Bize bu zekayı verdiğine göre kullandırmamak gerekiyor. Kendimizi kullandırmamak gerekiyor. Arda Turan'ın kaptırdığı paralar TV ve halk ekmekin mi diye bilmiyorum ki. Kimler tarafından korunuyor? Yani Fatih Terim'in siyasette orada burada tanıdığı çoktur. Mehmet Ağar'la ilişkileri çok iyidir Fatih Terim'in. Ve bir şekilde ben korunduğunu düşünüyorum. Sayın avukatları cevap verebilir arz ederlerse. Ben böyle düşünüyorum. Benim düşüncem bu şekilde. Çünkü istediğimiz hiçbir soruya cevap vermiyor Fatih Bey. Ama altından sopa gösteriyor ama. Lütfen sorduğum daha önceki yayınlara bakabilirsiniz. Tekrar etmeyeceğim artık sayın avukatlar. Eğer cevap verecek olursanız bu soruları sevinirim. Geldik. Peki. Şimdi geldik. Manşete geliyoruz. Manşet ama manşetten önce şeye gidelim. Hadi bakalım anket gelsin. Genel başkan bak gene saçmaladı bu ya. Genel başkanları CHP'de denildiği gibi şeffaf ön seçimler. Her neyse ben biz böyle mi koyduk? Bir anketi getirsene be. Abi. Bir anketi getirsene. Ver bakalım. Genel başkan değiştiren CHP'de denildiği gibi şeffaf ön seçimler yapılır mı? Genel başkan değiştiren CHP'de denildiği gibi şeffaf ön seçimler yapılır mı dedik. 206 kişi oy kullanmıştı. Daha güncellemedi Ahmet. Birazdan güncelleyecek.
tabii güncelleyecek. Evet, sorumuz bu. Buna da cevap verebilirsiniz dedik. Geldik. Biz son şeyle başlıyoruz. Son manşetimiz, daha doğrusu manşetimizle devam ediyoruz. Manşetimiz, güncel hali bu mu? Bir bakalım neymiş hazır vermişken güncel hali bakalım. 1058 kişi oy kullanmış. Birkaç göstermelik olur demiş. 1058 kişi de oy kullanmış. Bakın inançları yok. İnançları yok gerçekten. Özgür Özel'e şu anda inanç yok o bakımdan. İnanmıyor insanlar. Söz verdiler yapılır diyenler sadece %20. Yine yöneticiler atar diyenler %15. Birkaç göstermelik olur diyenler %37. Umudum yok gibi demiş %29. Çok büyük bir sınavdan geçeceksiniz Özgür Bey. Yani bu tabii ki bilimsel bir araştırma değil, bilimsel bir anket değil. Ama yani birçok insan demek ki benim gibi de düşünür. Ya bilimsel anketleri de gördük Ahmet. Çok doğru söyledik. Tebrik ediyorum. Geldik manşet. Manşeti koyalım mı? Manşette ne olduğuna bir bakalım. Çünkü manşetimiz önemli ve neler olduğuna da şöyle bir bakalım. İzemli hastalık durdurulamıyor. Pnömoninin belirtileri neler diye bir haber var sırada. Pnömoni nedir diyecek olursanız pnömoni öyle okunuyor herhalde. Zatüre demek aslında. Yani bu bunun kullanılmış olan tıptaki terimi bu. Ve bu hastalık Çin'in kuzeyinde başladı. Lütfen dikkatle dinleyin. Özellikle de bu haberi anneler babalar izliyorsanız çocuklarınızı dikkatli koruyunuz bu hastalıktan. Çünkü bu hastalık önce çocuklar arasında gelişiyor. İlk emare bu. Nereden biliyorum diyecek olursanız bilme sebebim bunu birkaç gün önce paylaşmıştım bu haberi. Ve bunun Çin'in kuzeyinde bir okuldan başladığı ve okullar tatil edilmişti. Okulda öğrencilerden başlıyordu, daha sonra da yetişkinlere geçiyordu. Çin'de hala daha bu karantina devam ediyor mudur? Okullar tatil midir bilmiyorum. Çin'in kuzeyinden bahsediyorum. Evet, evet. Avrupa'da da hızlı bir şekilde yayılıyor bu. Ve şimdi burada gördüğüm dünyaya da yayılacağı şeklinde çocuk hastalıklardan yayılıyor bir zatüre çeşidi. Amerika'da 14 eyalet alarm verdi. Çin'de yaptırımlar artıyor, kısıtlamalar getiriliyor. Endonezya bu hastalığı durduramıyor. Yani yayılmanın önüne geçememiş. Avrupa'da da bu hastalık görmüş. Şimdi Ahmet bana söyledi. Hollanda mı dedin Ahmet? Evet. Hollanda'da bu hastalığın çok hızlı yayıldığını söylüyorlar. Şimdi Ahmet de onu söyledi bana. Bakın Çin'de başlıyor. ABD'de 14 eyalet şu anda alarm verdi. Endonezya'da yayılmayı durduramıyor. Ki salgın dediğimiz bu hastalığın özellikle kış aylarında nasıl hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayıldığını biz COVID'de gördük. Ve COVID-19'la birlikte Çin'de başladıktan sonra çok kısa bir süre içerisinde 6-7 ayda tüm dünyayı etkisi altına aldı. Şimdi fenomeni zatüre çok daha tehlikeli olabilir. Yani ötekisi bir gripin türüydü. Ama bu zatüre ve zatüre tedavi edilemediği veya geç tedavi edildiği anlarda kötü sonuçlar bildiğim kadarıyla doğurabiliyor. Bu hastalığın en önemli noktası çocuklara önce sirayet etmesi. Şimdi peki belirtileri neler diyeceksiniz? Lütfen Fatih Bey İsveç'e de geldi demiş. Bakın Köksal Bey oradan göndermiş bize. Şimdi yazmış Fatih Bey İsveç'e de geldi. Ölümcül bir hastalıkmış. Ölümcül olduğu söyleniyor. Şimdiden Sağlık Bakanlığı'nın uyarması gerekiyor. Türk Tabipler Birliği'nin açıklamalar yapması gerekiyor. Nasıl korunmamız gerektiğine dair. Buna karşı önlemler aldık mı almadık mı? Bunun topluma net bir şekilde anlatılması gerekiyor. Belirtiler çok yüksek ateş. Çok yüksek ateş. Yüksek tansiyon. Özellikle bu bir de yüksek tansiyon hastaları bundan etkilenirse düşünün artık. Yani hem yüksek tansiyonunuz var hem de tansiyonunuzu daha da yükseltiyor. Keskin ve acı verici göğüs ağrısı, kısa kısa nefes alıp vermeler, nefesin yetmemesi, kuru sert öksürükler, devamlı kuru sert öksürükler ve geçmeyen sert öksürükler ve zihin bulanıklığı. İşte bu yeni zatüre türünün yani pnömoninin belirtileri bunlar. Eğer yüksek ateş varsa sizde veya çocuğunuzda, yüksek tansiyon yapıyorsa bu hastalık sizde, çok yüksek ateşten bahsediyorum. Keskin ve acı verici göğüs ağrısı varsa, kısa kısa nefes alıp vermeler ve nefesiniz yetmiyorsa,
Kuru öksürük geçmeyen kuru öksürükler ve zihin bulanıklığı varsa bu hastalığın belirtileri veya bu hastalık sizde olabilir. Olabilir diyor. Bir doktora gitmeniz gerekiyor. Onun teşhisini tabii ki koyamam. Ama tabii zatüre nedir diye soracak olursanız zatüre akciğer, bildiğim kadarıyla akciğer iltihaplanması veya akciğerlerdeki işte o gözeneklerin dolması zatüre zaten o yüzden akciğerlere kadar iniyor. Yani gripte hani üst solunum dediğinizde şuradan aşağı indirmemek önemli. Bronşlardan itibaren aşağı indirmemek önemli. Ama indirdiğinizde, ciğerlere indirdiğinizde daha riskli sonuçlar doğabiliyor. Zihin bulanıklığı ülke genelinde var. Yani o tabii biraz espri yapmışsınız ama ben şu an sağlık açısından konuşuyorum. Hastalığın verdiği şeylerden biri. Solunum cihazlarına ihtiyacımız olacağından bir an önce tedarik edilmeliydi. Ama Türkiye tabii dünya ile birlikte Türkiye'de bir salgın mücadelesi ve o mücadelenin nasıl yapılacağı konusunda bir tecrübeye sahip. Tahmin ediyorum ki bunun önlemleri de alınıyordur veya biliniyordur. Çin dünya ile bağlantısını mı kessek demiş. Doktorlar bile bilmiyor. Sen yorum yapma demiş Erkan Yılmaz. Ben yorum yapmıyorum. Ben sadece uyarıyorum siz. İster dikkate alırsınız, ister dikkate almazsınız. Yazılanları paylaşıyorum. Ha, istersen beni ilgilendirmez. Yani fenomeni olmak istiyorsan fenomeni ol. Veya ne bileyim grip olmak istiyorsan grip ol. Benim yapacak yorumum var mı? Zaten dedim yani çok düş. Bu hastalıklar sizlerde belirtiler görülebilir. Bu illa bu fenomeni anlamına gelmiyor. Ben uzmanlar ne dediyse onu sizlerle paylaşıyorum. Sevgili arkadaş sen de lütfen eleştirini yaparken biraz daha nazik yap. Burada biz hekim değiliz. Biliyoruz hekim olmadığımızı. En azından kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Okullar şu anda mineciğim yani okullarla ilgili bir şey söyleyemem. Yani çünkü bizde şu anda bu vaka görüldü mü görülmedi mi onu da bilmiyorum. Ama Çin'de başlayıp Endonezya'da böyle, Amerika'da öyle, efendim söyleyeyim ABD'de öyle, Hollanda'da böyle ve işte İsveç'te de görülmüş. Az önce bir vatandaşımız yazdı ve bu hastalıkta sınırları aşan bir şey. Çünkü virüslerden bahsediyoruz, mikroplardan, havada uçuşmalarından bahsediyoruz. Dikkatli olmakta fayda var. Kendinizi de çocuğunuzu da koruyun. Bir kez daha söyleyeyim. Bu hastalık özellikle okuduğum bilgi çocuklardan önce geçiyor. Çocuklara önce sirayet ediyor. Çocuklardan da yetişkinlere gidiyor. Evet, haftanın son iş gününde gündemi size bu şekilde özetledim. Gündemi özetlerken de ara ara tabii ki çoğu zaman yaptığımız perdenin arkasını da neler olabileceğini kendi yorumlarımızla ve sizin yorumlarınızla en azından renklendirmeye çalıştım. Fatih Bey çok çabuk provokasyona geliyorsunuz. Evet çok çabuk provokasyona geliyorum. Farkındayım Harut Ülker. Belki de bir tarz bu bilmiyorum yani. Ama cevap vermek gerektiğini düşünüyorum böyle durumlarda. Cevap vermeye de bilirim tabii ki. Ama ben seviyorum cevap vermeyi. Hoşuma da gidiyor. Ondan sonra kura bak demiş. Kura bak. Kura bak. Kura bakalım. 28.90 arttı. Bugün de gerçekten arttı. Belki şöyle de olabilir mi acaba? Emre. Emre mi yazdı onu? Kim yazdı demin? Hadi bir şey söyleyeyim. Aslında ben çabuk o da olabilir. Ama seyirciyle bir şekilde bağlantımı bu şekilde kurmaya da çalışıyorum. Şimdi ona o bir şey yazdı. Ona aslında değer verdiğimi de gösteriyor. Bak ben bunu okuyorum diyerek. Ha, bir tarz mı? Oo veya ya seyirciyi tutma tarzı triği de diyebilirsiniz. Evet. Seyirciyi tutma triği de aslında bu. Bu bilgiyi de paylaşayım, herkese de paylaşmam. Bizim aramızda kalsın. Mesela ben yayınlarda olumsuz mesajları da okurum. Neden? Çünkü onun da beni izlemesini isterim. Çünkü ben orada bir şeyler anlatıyorum. Ve bak muhalefeti de okuyor veya kendine muhalif olanları da okuyor dediğinde o zaten birkaç izlemeden sonra alışkanlık alışkanlık kazanacaktır diye düşünüyorum. Taraflı tarafsızlık. Benim hiç bakmam ben ona. Yani ister eleştirsin. Ben bana gelen övgüleri çok fazla da okumam. Çünkü olumsuz eleştirileri okumak daha çok hoşuma gidiyor. Bir taraftan onu da bak beni izle. Gel bak ben burada bir şey anlatıyorum. İşte bazen çıkışlarım da çoğu zaman aslında o şekilde size söyleyeyim. Bilginiz olsun. Ama kimseye söylemeyin olur mu? Rica ediyorum. Bol bol cevap verin çünkü insanların konuşması istenmiyor maalesef demiş. KOA hastaları dikkat etmeli demiş. Evet KOA'lar dikkat etmeli. Ben de açıklamayı sevdim çok güzel demiş Harold Ülker. Teşekkür ederim. 27 yıl oldu be Harold Ülker. Olsun. Bazen sinirleniyorum ama. Harbiden bazen yapılan eleştirilere
bir cevap vermek istiyorum yani. Yürümek istiyorum yani. Hadi, Ahmet de doları getirdi ekran. Ana 29'a geldi. Çok enteresan ya. Hafta başı 28.88'e kadar indi biliyor musun? 10 kuruşluk bir artış oldu şimdi. Şimdi bir anda yükseldi. Tutuyorlar ama doları. Doları tuttukları belli. Merkez Bankası herhalde tutmayı bıraktı. Şimdi herhalde 29'u gördürecekler. 29 baz zaten. 29'u kırdıktan sonra bir müddet daha yukarı çıkar diyorlar. Ha, ben direkt sağlığınızı düşünerek söyledim. Söylediklerinizin farkındayım Fatih Bey. Emrahçığım sağ ol. Teşekkür ederim. Eksik olma. Ama merak etme. Çıkışım sana değil. Çıkışım. Sen izle bizi ya. Hoşuma gidiyor böyle. Peki. Geldik. Ne yapıyoruz? Tahammülümüz kalmadı artık Fatih Bey. Beni bile fırçaladınız ama dinlemeye devam edin. Ya öyle değil. Fırçalama. Hocam lütfen. Lütfen. Öyle kesinlikle fırçalamak gibi benim bir şeyim olamaz. Siz benden en büyüksünüzdür. Benim 56 yaşındayım. Öyle haddim değil bir kere. O terbiyesizliği yapma. Yani o duruma getirmem. Ama düşüncelerimi söylüyorum. Düşüncelerimi bir şekilde ciddi yüz ifadesiyle söylüyorum. Ciddiyete hemen bürünebiliyorum. Öyle de bir özelliğim var. Kesinlikle ne kırdıysam, eğer kırdıysam da bak, özür diliyorum. Benden büyükseniz ellerinizden öpüyorum. Benden küçükseniz yanaklarınızdan öpüyorum. Lütfen öyle bir şey olamaz. Haydi. Ahmet kırdın mı seni şimdiye kadar? Cevap şöyle ama. Oo yok. Kırmam ya. Kırdığım bir iki insan vardı. Çok üzülmüşümdür ondan sonra. Ama gidip onlardan da özür dilemişimdir. Peki hadi bakalım. Yaşıtsanız demiş. Yaşıtsanız da gözlerinizden ellerinizden öpüyorum. Hiç fark etmez. Sarılarak öpüyorum size hocam. Her günde izlersiniz bizi. Görüyorum derneğinden. Biyoloji hocası. Evet anket geldi. Ne güzel konuştuk bugün yani. Güzel oldu. 1163 kişi, %37 birkaç göstermelik. Valla CHP liderinin veya genel başkan, lider demiyorum, genel başkanın verdiği sözü tutmasını bekliyoruz. Ben bunun da takipçisi olacağım gazeteci olarak, yurttaş olarak. Ve geldik, float yapalım. Haftanın son iş gününde, akşam 7'de Sözcü'de olacağız. Hafta başı tekrar sizlerle olacağız tabii ki. Evet, geldik. Bizi nereden izliyorsanız, nereden bize selam, sabah veya iyi günler, iyi çalışmalar demek istiyorsanız, sizi seviyoruz, sevmiyoruz da diyebilirsiniz. Her yerden gönderebilirsiniz. Portekiz Madeira Adası'ndan selamlar. Madeira Adası Portekiz'in Ronaldo'nun yetiştiği ada. Ronaldo'nun adası. Ronaldo'nun adası diyebiliyorum ben orayı, yanlış bilmiyorsam eğer. İsveç'ten selamlar Sezai Bey. İzmir Karşıyaka'dan sevgiler. Fatma Hanım, geç katıldım ama İstanbul'dan selamlar. Başa dönün izleyin. Çok güzel konular. Sağlık konusunu konuştuk. Fenomeni konuştuk. Lütfen dikkat edin. Manşetimiz de o. Çocuğunuz varsa da bir dinleyin. Yağmurlu Kasvetli Gayrettepe'den. Aynen. Piyasada 29'un üstünde demiş. Bir bakayım ben. Ne kadarmış? 28.99 yazıyor ya. Bakalım gerçekten piyasalarda, reel piyasalarda ne kadarmış? Yok. 28.98 79 gibi filan görünüyor. Benim gördüğüm bu. Eskişehir Tepebaşı'ndan, Erenköy'den, Maltepe'den, Antep'ten. Tabii ama şeyi kastediyor piyasalar dedi. Kapalı çarşıyı kastediyor büyük ihtimalle. Orada tabii yüksektir. Kosova'dan izliyorum demiş. Selamlar. Kosova'ya çok selamlar. Karasu'dan selamlar. Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Güzel bir yayın oldu. Ha, ne oldu canım? Evet. Bakalım. Ha, Cumhurbaşkanı'nın oğlu. Somali Cumhurbaşkanı. Ne oldu? Ahmet hakkında yakalama kararı talep etti savcılık. Ama bence o gitmiştir zaten. Bakın gerçekten gitmiştir. Ya da büyükelçilikten dışarı çıkmaz. Ya gitmiştir ya da büyükelçilikten dışarı çıkmaz. Bugün cevabını alacağız bunun. Olay 30 Kasım'da olmuş. Dün öğrendik biz bu olayı. Veya dün 7-6'sında öğrendik. Arada 6 gün var. Evet. Hemen yakalama kararı çıktı. Toplum veya işte bir kamuoyu baskısı oluşunca. Şimdi biz bu Somali Cumhurbaşkanı oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'u mu bulacağız yani? Hadi ya siz de. Büyük ihtimal yurt dışında. Evet. Sosyal medya nesi? Sosyal medya hukuku diye bir şey var bu ülkede. Aynen öyle valla. Sosyal medya adaleti. Gerçekten doğru söyledi. Peki. Çok teşekkürler. Akşam Sözcü'deyiz. Yarın yok. Pazar da yok. Pazartesi de inşallah Allah'tan bir mani gelmezse karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Saygı ve sevgiyle kalın.